Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ana yemek yapacağım. Hemen tarifime geçiyorum. 500 gram kıymayı şöyle genişçe bir kaseye alıyorum. Üzerine bir adet rendelediğim kuru soğan ekliyorum. Bir tutam maydanoz. Baharat ekliyorum. Baharat olarak da kırmızı biber, pul biber, kimyon, karabiber ve tuz ekliyorum. Tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir adet yumurta akı. Dilerseniz galetonu da ekleyebilirsiniz. Ben sadece ekle yapmayı düşündüm. Dediğim gibi damak zevkinize göre istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Köftemizden, cevizden biraz daha küçük parçalar kopararak yuvarlıyorum. Köftelerimi hazırladım. Bugün yemeğimiz için bostan patlıcan kullanıyorum. Hemen şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Sıvı yağ kızdırdım. Şimdi ortadan ikiye böldüğüm patlıcanları kızartıyorum. İsterseniz patlıcanların acı suyunu alabilirsiniz. Ama patlıcanların tarzı olduğu için ben almadım. Fazla yağı süzdüm. Şimdi köfteleri kızartıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve köfteleri bu yağına kızarmasını sağlıyorum. Köftelerin üzerine yazdan hazırladığım domates sosu ekliyorum. Eğer domates sosunuz yoksa domates rendeleyerek de hazırlayabilirsiniz. Kavanozun dibine birazcık su koydum. Şu kalanları da ekliyorum. Patlıcanları bu şekilde biraz eziyorum. Orta kısmını çukur haline getirmem lazım. Çünkü köfteleri patlıcanın orta kısmına koyacağım. Hazırladığım köfteleri patlıcanın ortasına yerleştiriyorum. İsterseniz köfteleri daha küçük yapabilirsiniz ama ben bugün böyle iri iri yapmayı tercih ettim. Yemeğimizin sosunu hazırlayalım şimdi. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı suyu karıştırıyorum.
Hazırladığım sosu yemeğimizin üzerine gezdirelim. Islattığım pişirme kağıdını yemeğimizin üzerine örtüyorum. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında yemeğimizi Yemeğimiz pişti. Şimdi üzerine birazcık maydanoz serpiştiriyorum. Mükemmel bir lezzet. Patlıcanla köftenin uyumu çok güzel. Eğer bu ikiliyi çok seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Şöyle köftemizi bir alalım. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. Bugünlük benden bu kadar. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.